Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde fonksiyonların ikinci bölümüyle karşınızdayız. Daha önceki dersimizde ne yaptık? Fonksiyonların tanımını bağıntı yardımıyla verdik. Şimdi de arkadaşlar artık reel değişkenli ve reel değerli fonksiyonlara geçiş yapacağız. Ama ilk önce bir hatırlatma yapalım, fonksiyon nedir diye. Bir fonksiyon dediğimizde arkadaşlar iki küme arasında bir eşleştirme yapan kuraldan aslında bahsediyoruz. A kartezyen B kümesini ilk bölümde tanımlamıştık. A kartezyen B kümesi arkadaşlar sıralı ikililerin oluşturduğu bir küme idi. Ve birinci bileşen A kümesinden, ikinci bileşen de B kümesindendi. F dediğimiz fonksiyonda A kartezyen B'nin bir alt kümesiydi. Ancak öyle bir şart vardı ki şartımız şuydu. A kümesindeki her elemanı B kümesindeki yalnız bir elemanla eşleştiren bağıntıya fonksiyon denir. Hatta A'dan B'ye bir fonksiyon, A'dan B'ye bir fonksiyon denir. Şimdi basit bir örnekle gösterelim. A kümesi 1, 2 ve 3 elemanlarından oluşsun. B kümesi de nereden oluşsun? B kümesinin elemanları da D, S ve E olsun. Biz A kartezyen B'nin bir alt kümesini tanımlayacağız. Öyle ki bu küme ne yapacak? A'daki her bir elemanı B kümesindeki sadece ve sadece tek bir elemanla eşleştirecek. Mesela bir D, 2 E, 3 S şeklinde bir A kartezyen B'nin bir alt kümesini tanımlamış olalım. Gerçekten de bu bir fonksiyon tanımlar mı? Bakalım. A kümesinin elemanları sonlu sayıda olduğu için Venn diyagramıyla ikisini de A ve B'yi çizebiliyorum. 1, 2, 3 D, S ve E. Şimdi baktığımız zaman 1'i D ile eşleştirmişiz, 2'yi E ile eşleştirmişiz, 3'ü de ne yapmışız? S ile eşleştirmişiz. Yani bu fonksiyon A'daki elemanları alıyor, B'deki elemanlarla eşleştiriyor. Yaptığı işlem ne? 1'i D ile eşleştirmiş, 2'yi E ile eşleştirmiş, 3'ü de S ile eşleştirmiş. A kümesindeki her eleman B kümesindeki tek bir elemanla eşleşmiş mi? Kesinlikle evet. Bakın 1 sadece tek elemanla eşleşiyor. 2 sadece tek elemanla eşleşiyor. 3 sadece tek elemanla eşleşiyor. A kümesinde eşleşmemiş herhangi bir eleman söz konusu değil. O yüzden bu bir fonksiyondur A'dan B'ye. Peki fonksiyonun tanım kümesi dediğimiz küme nedir? Tanım kümesi dediğimiz küme buradaki A kümesidir. Yani 1, 2, 3 elemanlarından oluşan kümedir. Peki değer kümesi nedir? Değer kümesi dediğimiz ise o da B kümesidir. Yani onun elemanları da D, S ve E'dir. Bir de görüntü kümemiz var. Görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesi de A kümesindeki elemanların bu fonksiyonun altında eşleştiği elemanlardır. Bunlar da D, S ve E'ye eşit. Burada belirtelim, görüntü kümesi B kümesinin alt kümesidir. Eşit olabilirdi, olmayabilirdi. Şimdi onunla ilgili isterseniz başka bir örnek göstereyim. Mesela G de gene nasıl tanımlanmış olsun? G de gene A kartezyen B'nin alt kümesi olsun. Şöyle tanımlanmış olsun. 1 D, 2 D, 3 S şeklinde tanımlanmış olsun. Bu da bir evet, hem bağıntıdır hem de fonksiyondur. Neden fonksiyon olduğunu da hemen gösterelim size. 1,
A ve B'yi hemen şurada çizelim ben diyagramını. 1, 2 ve 3. D, S ve E. Şimdi bakacak olursam 1 D ile eşleşti. 2 D ile eşleşti. 3 S ile eşleşti. A kümesinde eşleşmemiş bir eleman var mı? Açıkta kalan bir eleman var mı? Hayır, yok. B kümesine baktığımız zaman B kümesinde DS elemanları, evet, A kümesinden bir elemanla eşleşmiş ama E açıkta kalmış. Bu sorun mu? Hayır, değil. Bu fonksiyon olmasına engel değil. Çünkü tanıma bakarsak ne diyordu? A kümesinin her elemanı B kümesinin yalnız ve yalnız bir elemanıyla eşleşecek diye soruyordu. O yüzden G'de bir fonksiyondur. A'dan B'ye bir fonksiyondur. Ne yapıyor G fonksiyonu? A'dan aldığı elemanları B'deki elemanlarla eşleştiriyor. 1'i alıyor, D ile eşleştiriyor. 2'yi alıyor, D ile eşleştiriyor. 3'ü de alıyor, S ile eşleştiriyor. Tanım kümesi nedir? A kümesidir. Değer kümesi nedir? Değer kümesi dediğimiz nedir? B kümesidir. Görüntü kümesi nedir? Bu fonksiyon altında G'de, evet, A kümesinin eşleştiği elemanların kümesi. Görüntü kümesi dediğimizde GA'dır arkadaşlar. Ve o da nedir? Bakın hangi elemanlarla eşleşti bizim A'daki elemanlarımız? D ve S elemanlarıyla eşleşti. O yüzden görüntü kümemiz GA dediğimiz D ve S eşti. Bu da B'nin alt kümesidir. Şimdi biz tabii ki kendi derslerimizde reel değişkenli, reel değişkenli ve reel değerli fonksiyonlarla ilgileneceğiz. Peki bu tarz fonksiyonlar nasıl fonksiyonlardır? Onu söyleyelim. Reel değişkenli olduğu için tanım kümesi reel olacak. Reel değerli olduğu için de değer kümesi ne olacak? Gene reel sayılar olacak veyahut da bunların alt kümelerinde tanımlanacaklar. A ve B reel sayıların alt kümesi de olabilir. İlla reel sayı olmak zorunda değil ama sonuçta reel sayıların alt kümesi de olabilir. Peki neden reel değişken dediğimizi de söyleyelim. Çünkü biz bunları tanımlarken bir kural çerçevesinde tanımlayacağız. X'leri y'lerle eşleştireceğiz. Bir reel sayı başka bir reel sayı eşleştirirken de bir kural ortaya koyacağız. Ve bu kuralı da şöyle vereceğiz. Y eşittir fx olarak vereceğiz. Bu kuralımızda x arkadaşlar bağımsız değişken olacak. Çünkü x y'ye bağlı değil. Y ise bir kural çerçevesinde x'e göre değerlendirildiği, belirlendiği için de y de bağımlı değişkenimiz olacak. Şimdi bu tarz örneklerimizi incelemeye başlayalım. Hemen verelim. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara y eşittir fx, o da eşittir. Ne diyelim? 2x şeklinde tanımlanmış olan bir evet, ilişki verelim. Bakalım bu bir fonksiyon mudur? Önce ona bakalım. Bu bir fonksiyon tanımlar mı? Bu kural, yani y eşittir 2x bir fonksiyon tanımlar mı? Şimdi yapmam gereken şey nedir? Yapmam gereken şey şudur. Bu fonksiyon bir x reel sayısını alıyor ve onun iki katıyla eşleştirmesi durumu söz konusu. Her reel sayının iki katı da bir reel sayı mıdır? X reel sayı olduğunda 2x de bir reel sayı mıdır? Evet, kesinlikle öyledir. Öyleyse her x reel sayısı ne yapar? Kendisinin iki katıyla eşleşir mi bu kural çerçevesinde? Eşleşir. Peki her reel sayının iki katı tek midir? Tek bir tane midir? Kesinlikle evet. Öyleyse fonksiyonun tanımını hatırlayalım. Reel sayı, yani her bir reel sayının, değil mi? Her reel sayı sadece ve sadece
tek bir reel sayı ile eşleştiren kural. Rabiz fonksiyon diyorduk. Öyleyse bu ne olacaktır? Bu bir fonksiyon olacaktır. Kesinlikle fonksiyon olacaktır. Çünkü her reel sayının iki katı da bir reel sayıdır. Yani her reel sayının reel sayı kendisinin iki katıyla eşleşir ve tek olarak eşleşeceği için de bu kuralımız bir fonksiyondur. Bu kuralımız bir fonksiyondur. Peki tanım kümemiz nedir? Tanım kümemiz tüm reel sayılar. Değer kümemiz nedir? Çünkü zaten değer kümemiz nedir? Tüm reel sayılar. Peki görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesi nedir? Bir reel sayının iki katı da reel sayı olacağı için görüntü kümesi de ne olacaktır? Gene bir reel sayı olacaktır. Peki hala başka bir örnek verelim. Mesela g fonksiyonu gene reel sayılardan reel sayılara tanımlamış olalım. Gx kuralımız şöyle olsun. Gx eşittir x'in karesi olsun. Yani g fonksiyonu x'i alıyor ve onu kendisinin karesiyle eşleştiriyor. Her reel sayının, her x reel sayısı için x'in karesi de bir reel sayı mıdır? Kesinlikle evet. Peki bu tek midir? Evet. Peki tek olarak yani bir sayının karesi tek midir? Birden fazla karesini bulman mümkün müdür? Hayır. X'in karesi aynı zamanda tek. Demek ki her x ne yapıyor? Sadece ve sadece tek bir tane x kare ile eşleştiriyor. Öyleyse bu bir fonksiyondur. Reel sayılardan reel sayılara bir fonksiyondur. Bu durumda x eşittir x kare kuralıyla verilen ifade bir nedir? Fonksiyondur. Gelelim tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesine. Tanım kümesi neydi? Tüm reel sayılardı. Değer kümesi neydi? Tüm reel sayılardı. Peki görüntü kümesi nedir? Bir kere şuna dikkat edelim. Ben bir reel sayının karesini aldığımda bu reel sayının karesi negatif olabilir mi? Negatif olabilir mi? Hayır. Her x reel sayısı için x'in karesi nedir? Sıfırdan büyük veya sıfıra eşittir. X sıfır olduğunda sıfırın karesi sıfır. X sıfırdan farklı herhangi bir reel sayı olduğunda x'in karesi nedir? Sıfırdan büyüktür. Öyleyse görüntü kümesi pozitif reel sayılar birleşim nedir? Sıfır içeren kümedir. Görüntü kümesini belirlerken bu formatta düşünmemiz gerekecek. Başka bir örnek daha verelim. Mesela h fonksiyonumuz gene reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış olsun. Kuralımız da ne olsun? Kuralımız da x'in kübü olsun. Yani bu ne yapıyor? X'leri alıyor. Y eşittir x küp diye bir kuralla bir reel sayı onun kübüyle ne yapıyor? Eşleştiriyor. Peki her x reel sayısı için x'in kübü de bir reel sayı mıdır? Elbette ki, çünkü reel sayılar kümesi nedir? Çarpma işlemine göre kapalıdır. Ben iki tane reel sayı, üç tane reel sayı çarptığım zaman çarpımların sonucu reel sayı olur. Öyleyse bu sorunun cevabı evettir. Peki her reel sayı için o reel sayının kübü tek bir tane midir? Birden fazla küp bulabilir miyim bir sayı için? Hayır, bulamam. Öyleyse her x reel sayısı için x'in kübü aynı zamanda tek olduğuna göre bu durumda h nedir? R'den R'ye bir fonksiyondur. Pekala bunun görüntü kümesi, tanım kümesi nedir? Tanım kümesi tüm reel sayılardır. Görüntü kümesi, değer kümesi tüm reel sayılardır. Peki görüntü kümesine bakalım. Evet, bir sayının kübünü alıyorum. Yani tek kuvvetini alıyorum. Tek kuvvetini aldığım zaman negatif bir sayının tek kuvvetini alırsam sonuç negatif mi olur? Evet, negatif olur. Tek bir sayının sıfırın tek kuvvetini alırsam sıfır elde ederim? Evet. Pozitif bir sayının tek kuvvetini alırsam pozitif bir sayı elde ederim? Evet. Yani reel sayıların kübü
Gene bir reel sayı mıdır? Kesinlikle evet. Görüntü kümesi ne olacaktır? Tüm reel sayılar olacaktır arkadaşlar. Bir de size nasıl bir örnek verelim? Bir de size fonksiyon olmayan bir kurala dair örnek verelim isterseniz. Onu da şöyle verelim. Evet, bir daire verebiliriz veya şöyle bir örnek verebiliriz. Y'nin karesi eksi x'in karesi eşittir 9. Böyle bir kuralla tanımlanmış olan bir y var. Y eşittir fx diyebiliriz. Burada biz bunu kapalı gösterim diyoruz. Kapalı gösterim. Bu bir fonksiyon tanımlar mı? Ona bakacağız. Yapmamız gereken şey nedir? İlk önce y'yi fx şeklinde yazmak. Yani y'yi çekeceğim. X şeklinde yazacağım. Yazalım. Bunun için y'nin karesi eşittir. 9 artı x'in karesi yazma gerekiyor. Yazdım. Çok güzel. Peki buradan y'yi nasıl çekebilirim? Her iki tarafın karekökünü almam gerekir. Aldım. Çok güzel. Peki neye bakmam gerekir? İlk önce bu karekökler tanımlı mı? Y bir reel sayı olduğunda y'nin karesi sıfırdan büyük eşit olduğu için kök içinde y kare bir reel sayı tanımlar. 9 artı x kare bu da hatta 9'dan da büyük bir sayıdır. Pozitif bir sayıdır. Doğal olarak karekök içerisinde 9 artı x kare de ne yapar? Gene bir reel sayı tanımlar. Demek ki bu if eşitlik tanımlı bir eşitliktir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Karekökün tanımlı olması için içindeki sayının, karekökün içindeki sayının negatif olmayan bir sayı olması lazım. Onları kontrol ettik. Negatif olmadığını gösterdik. Peki karekök içerisinde y kare neye eşittir? Karekök içerisinde y kare mutlak değer y'ye eşittir. Mutlak değer y eşittir. Karekök içerisinde 9 artı x kare oldu. Ben burada y'nin bir reel sayı olduğunu biliyorum. Öyleyse iki farklı durum vardır. Y sıfırdan büyük veya eşittir. Y sıfırdan büyük veya eşit olursa mutlak değer y, y'ye eşit olur. Ve böylece de y eşittir. Ne buluruz? 9 artı x kare buluruz. Öte yandan y reel sayı olduğu için y sıfırdan küçük de olabilir. Y sıfırdan küçük olursa mutlak değer y eksi y'ye eşittir. Ve eksi y eşittir. Karekök içerisinde 9 artı x kareden buradan ne buluruz? Y eşittir. Eksi kök içinde 9 artı x kare buluruz. Peki burada biz ne elde etmiş olduk? Şunu görmüş olduk. Karekök içinde 9 artı x kare iki farklı yani iki farklı değerle eşleşiyor. X'ler şimdi x'ler y'ler tek bir y ile eşleşmesi gerekiyordu. Oysa ki burada bir x reel sayısı için kök içinde 9 artı x kare hem y ile hem de eksi y ile eşleşmiş oldu. Yalnız ve yalnız bir tek elemanla eşleşmesi gerekiyordu. O yüzden bu bir fonksiyon tanımlamaz. Yani y kare eksi x kare eşittir 9 ifadesi bu denklem böyle bir fonksiyon tanımlamaz. Neden tanımlamadığını söyleyelim. Her x reel sayısı için karekök için 9 artı x kare tanımlı. Burada bir sorun yaşamadık. Ama nerede sorun yaşadık? Y sıfırdan büyük veya sıfırdan küçük olabileceği için aldığımız bir x reel sayısı mesela x'in yerine mesela ne verelim? X'in yerine mesela x eşittir 1 olduğunda kök 10 değil mi? Y dediğimiz şey kök 10 ne oldu? Hem iki tane y ile eşleşti. Eksi y ile yani y eşittir artı kök 10 eksi kök 10 oldu. İki tane farklı değerle eşleşmiş oldu. Bu da fonksiyon olma kuralına aykırıdır diye belirtelim arkadaşlar. Şimdilik dersimizi burada sonlandıracağım. Bir sonraki dersimizde fonksiyonlarla devam edeceğiz. Aynı zamanda grafiklerde
grafiğe bakarak nasıl algılayacağımızı da inceleyeceğiz. Daha farklı örnekler üzerinden tanım kümesini veya görüntü kümesini nasıl bulacağımızı da inceleyeceğiz. Yani fonksiyonlar konusu herhalde en uzun sürecek konulardan bir tanesi ama çok da zevkli bir konudur arkadaşlar. Hepinize değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyerek dersimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Sevgiler, saygılar.